Arkadaşlar bugün birlikte 5 uyku modelini öğreneceğiz. Hangisi sizin için uygunsa onu seçin, uygulayın ve hayatınıza nasıl bir yenilik, iyileşme geldiğini görün. Dördüncü sırada sayacağım polifazik yani çok fazla uyku dışındaki hepsini ben denedim. Kendi deneyimlerimi de size aktaracağım. Uyku bence hayatımız için çok önemli. Doğru bir uyku bize gün içinde ekstradan vakit sağlıyor ve ekstradan motivasyon, çalışma iştahı, zihin açıklığı sağlıyor. Ama tam tersini düşünün. Ne zaman yatıp ne zaman kalktığınızın belli olmadığı günler nasıl berbat, nasıl pasif şekilde geçiyor. Şöyle bol kafeini kahvenizi, yeşil çayınızı alın. Video bitene kadar kafein kana karışmış size bir uyanıklık sağlamış olur. Hem de videodan öğreneceğimiz bilgilerle zaten ekstradan uyanacağız, aydınlanacağız. Yeni hedeflere, yeni kararlara, yeni bir güne canavar gibi başlarız. O zaman videoya başlayalım. Hepimizin bildiği klasik uyku düzenidir. Gece yatıp sabah kalkarsın toplamda da 7-8 saat arasında ne kadar ihtiyacın varsa ya da uyumuş olursun. Literatürü de bu monofazik olarak geçer arkadaşlar. Yani tek fazla uyku gün içinde tek seferde tamamlanan uykudur. Toplumun çok büyük bir kısmı zaten bu şekilde uyur. Burada belki neden daha az uyumalıyızı bu konuyu konuşabiliriz. Örneğin günde 8 saat uyuyorsun ve bunu 6'ya düşürmek istiyorsun. Ama neden? O ekstra 2 saatini Instagram'da video izleyerek geçireceksen boş ver uyu daha iyi o zaman. Yani az uyumak için mantıklı bir sebebe ihtiyacın var. Eğer böyle bir sebebin varsa zaten az uyumak gerçekten müthiş bir fikirdir. Çünkü günde 2 saat az uyusan haftada 14 saat fazladan yaşamış olursun. 14 saat de bir insanın gün içinde yaklaşık uyanık kaldığı zaman olduğu için buna haftayı 8 güne çıkarmak denir. Yılda da toplam diğer insanlardan tam 52 gün daha fazla yaşarsın. Bu sana daha fazla üretme şansı verir. Arkadaşlar bu arada bu uyku konusunda Türkçe kaynaklar çok yetersiz olduğu için başlıkların İngilizcelerini bilerek yazıyorum. Konuyu detaylandırmak isteyenler o İngilizce kavramları kullanarak internetten detaylı araştırmalar yapabilirler. Ben bu bölümlenmiş uykuyu başka bir isimle daha önce biliyordum. Bir TED konuşmasında araştırma yaparken denk geldim buna. Bildiğim şeyi bir de bilimsel olarak bir anlatıcıdan dinlemek açıkçası çok daha bir şeyleri oturttu bende. Sistem şu. Gece normal saatinizde uyuyorsunuz. 3,5 saat sonra 1 saatliğine uyanıyorsunuz. Ardından tekrar 3,5 saat uyuyorsunuz. Toplam 7 saat uyumuş oluyorsunuz ama iki parça halinde arada da bir saatlik bir uyanıklık var. İngiliz yazar üstüne basa basa insan doğasına en uygun uyku modelinin bu olduğunu gün içinde bize en dinç hissettirecek, en aktif hissettirecek, zihnimize en iyi gelecek uyku düzeninin üstüne basa basa bu olduğunu söylüyordu. Bu tanımı duyduğunda bu videoyu izleyenlerin çoğunun aklına teheccüd kavramı gelmiştir. O da biliyorsunuz uykuyu ikiye bölerek gece yarısı Uyanmalarını önerir. İlk başta duyduğunuzda biraz gün içinde uykusuz kalacak mısınız gibi geliyor arkadaşlar ama inanın hiç de öyle değil. Ben bunu çok düzenli yaptığımı söyleyemem. Zaman zaman bilmiyorum bazen stresli günlerimde belki çok çalıştığım dönemlerde gece yarısı kendimden uyanıyorum ama ertesi gün Şimdiye kadar hiç bu yarım saatlik, bir saatlik uyanıklık sebebiyle kendimi uykusuz hissettiğimi hatırlamıyorum. Tabii bunu bir disipline edip düzenli olarak denemek lazım. Yani ardından da daha sağlıklı şekilde sonuçlarını görebiliriz. Bu modelde size ilk maddede bahsettiğim monofazik uyku gibi geceleri tam olarak uykumuzu alıyoruz. Öğlenleri bir saat kestirme yapıyoruz arkadaşlar. Yani örneğin toplam uyku ihtiyacımız eğer 8 saatse geceleri 7 saat uyuyoruz. Kalan 1 saati de öğlenleri şekerleme yaparak gideriyoruz. Mutlaka duymuşsunuzdur Akdeniz ülkelerinde öğle uykusu diye bir kavram var ve bütün sosyal hayat buna göre şekilleniyor. Özellikle İtalya ve İspanya'da bu kavramın ismini e, siesta deniyor. Siesta latince'de 6. saat demek arkadaşlar. Sabah 6'da uyandığınızı düşünürseniz 6. saat yani öğlen 12'de bir şekerleme yapmayı öneren bir kavram haline gelmiş bu siesta kelimesi. Bilim adamları tarafından genellikle monofazik uykudan çok daha sağlıklı olduğu söyleniyor bu iki fazla uykunun. Herkes mutlaka denemiştir. Ben de özellikle evde olduğum zamanlarda, müsait olduğum zamanlarda öğlenleri bir saat olmasa da yarım saat bir kestirmeye çalışıyorum. Gerçekten de o günlerimi hatırladığımda Kendimi çok daha iyi hissediyorum. Alışması çok kolay bu uyku modelinin. Zaten iki gün üst üste aynı saatte uyuduğunuzda o günlerde zorlansanız bile üçüncü gün tam o saatte, tam o dakikada biyolojik saatiniz çalışıyor ve esnemeye uyumaya başlıyorsunuz. Arkadaşlar polifazik uykuyu yani çok fazla uykuyu Konuşması keyiflidir. Grafiklerine, rakamlara bakmak çok eğlencelidir. Ama uygulamaları neredeyse imkansız olduğu için birkaç polifazik uyku modelini burada tek başlık altında inceleyeceğiz. Çok nadirdir. Halk arasında pek görünmez bu uyku modelleri. Ben hayatım boyunca bir kişiye denk geldim arkadaşlar. İstanbul Teknik Üniversitesi'nde öğrenciydim o zamanlar. Meşhur vadi yurtlarımız vardır bizim. Kampüsün içindedir fakültelere, derslikleri çok yakındır. Orada yandaki oda arkadaşım bu şekilde uyuyordu. Geceleri herkesle birlikte 2 saat uyuyordu. Öğlen ders aralığında yürüme mesafesinde olduğu için gelip yurda 2 saat uyuyordu. Ardından da akşam yemeğinden sonra 2 saat uyuyordu. Sormuştuk arkadaşlarla yani buna nasıl katlanıyorsun, bu normal bir şey değil diye. Kendi kararının olmadığını söylemişti. O zamanlar çok popüler bir oyun vardı. Orada herhalde fırsatlar falan çıkıyordu. Onları kaçırmamak için birkaç hafta zorunda olduğu için bu şekilde uyumuş. Sonra da bünyesi buna alışmış. Artık günde 3 sefer ikişer saat uyuyan böyle enteresan bir uyku modelini benimsemiş birine dönüşmüştü. Tarihi kaynaklara baktığımızda da Leonardo da Vinci, Napolyon, Nikola Tesla, Thomas Edison gibi çok üst düzey dahiler bu şekilde polifazik uykuları tercih ediyorlarmış arkadaşlar. Sadece tercih etmekte de kalmayıp bunun bir yaşam modeli olması gerektiğini söylüyorlarmış. Gerçekten de birkaç tane makale okudum bu uyku modellerinin insan doğasına çok doğru iyi geldiğini söylüyorlar. Çok eskilerden yani insanlar mağarada yaşarlarken ne zaman yatıp ne zaman kalkacakları, tehlikenin ne zaman nereden geleceği belli olmadığı için insan bu parça parça uyku modeline çok alışıkmış aslında. Yani genlerimizde varmış bu. Tabi benim aklım çok almıyor arkadaşlar. Özellikle günümüzde yani okuyoruz, çalışıyoruz, yapmamız gereken şeyler var birkaç saatte bir işi gücü bırakıp nasıl o konforu yakalayıp orada uyuyacağız? Benim aklım almıyor. Fikirleriniz varsa, bunu gerçekten hayatında bile isteği uygulayanlar varsa yorumlara mutlaka yazsın. İzin verirlerse de topluluk kısmında onların deneyimlerini keyifle paylaşmak isterim. Herkes merak edecektir çünkü. İsterseniz polifazik uykuların birkaç değişik metodu var. Onlara bakalım. Da Vinci ya da diğer adıyla Uberman metodu. Bu en popüler polifazik uyku metodu arkadaşlar. Şunu öneriyor. Her 4 saatte bir 20 dakika uyuyorsun. Yani geceleri o ana uyku diye bir şey yok. Gün içinde her 4 saatte bir 20 dakika uyuyorsun. Yani toplamda 6 kez 20'şer dakika toplam gün içinde 2 saat uyuyorsun. Bunu öneriyor. Benim aklım bunu almıyor. Yorumlarda fikri olan lütfen bunu belirtsin. Evremen metodu. Bu en azından bir ana uykuyu öneriyor arkadaşlar. Geceleri 3,5 saat uyuyacaksın diyor. Sonra gün içinde 20'şer dakikadan 3 kez uyuyacaksın diyor. Yani toplamda gün içinde 4,5 saat uyumayı öneriyor. Çift çekirdekli uyku. Geceleri iki kısa parça halinde ana uykunuzu alıyorsunuz. Bir de öğlenleri şekerleme yapıyorsunuz. Aslında az önce bahsettiğim segmentat uykuyla siesta uykunun birleşimi gibi bir model öneriyor. Dimexion günde 4 kez 40'ar dakika uyuyorsun. Burada da yaklaşık 3 saat uyumuş oluyorsun. En son polifazik örneğimizde spama ile arkadaşlar. Bu en tuhafı. 9 kez 20'er dakika uyuyorsun ve bu 20'er dakikalar geceleri biraz daha sık. Yani bunu nasıl ayarlayacaksın? Nasıl bu düzeni hayatına sokacaksın? Nasıl bir çalışma hayatın var? Nasıl bir öğrencilik hayatın var? Yani burada yorumu size bırakıyorum. son yıllarda çok trend oldu. Çokça başka yerlerde duymuş olabilirsiniz. Sadece konuşulan değil ama bilimsel olarak da desteklenen bir şey bu. İnternete kafein sleep yani kafein uykusu yazarsanız karşınıza bayağı bir makale çıkıyor. Bir ana uyku önermesi değil bu arkadaşlar. Öğlenleri yapacağınız şekerlemenin etkisini yükseltmek için üretilmiş bir model. Şunu öneriyor. Öğlen uyuyacağınız zaman tam uykudan önce bir kahve için diyor. Kahvedeki kafeinin kana karışması 30. dakikalara denk geldiği için siz de 30. dakikalarda uyanacağınız için hem kafeinin getireceği uyandırma etkisi hem şekerlemenin getireceği dinçlik, uykunuzu almışlık hissi birleşiyor ve kendinizi süper dinç, süper aktif, süper zihniniz açılmış şekilde hissediyorsunuz. Öğlenleri yaptığım kestirmelerin çoğunda ben bunu deniyorum arkadaşlar. Gerçekten de çok iyi hissediyorum. Keşke e, her günüm bu şekilde müsait olsa da her gün yapabilsem diyorum. E, bunu gerçekten öneriyorum size. Eğer kahve size zararlı geliyorsa, dokunuyorsa midenize ya da kahve çok sevmiyorsanız kafein içerdiği için yeşil çayla da bunu deneyebilirsiniz. Bu tabi insana göre değişiyor. Çalışıyorsanız ve öğlenleri kestirme yapma şansınız yoksa tabii ki siesta içerikli uykuları tercih edemezsiniz. Benim size önereceğim ikinci maddede saydığım segmented yani bölümlenmiş uyku modeli. Hem alışmanız çok kolay olur hem de ilk başta görüldüğü gibi belki zor gibi gözükebilir size ama gerçekten uyguladığınızda özellikle üçüncü günden sonra kendi kendinize gece o saatte kalkıyorsunuz yarım saat, bir saat daha az uyku almış olmanıza rağmen gün içinde kendinizi hiç de öyle hissetmiyorsunuz. Tabii ki her neyi seçerseniz seçin buna bir alışma süresi olacak. Burada kendinize şans vermeniz lazım. Çünkü yenilenmek istiyorsak, değişmek istiyorsak, daha iyi bir biz istiyorsak biraz sabır lazım. Kararlarımızdan, kendimizden emin olmak lazım. Önümüzdeki 7 gün ben segmented, bölümlenmiş uykuyu deneyeceğim arkadaşlar. Youtube'daki hikayelerimi takip edin. Her gün nasıl hissettiğimi, geceleri kalkıp işte zorlanıp zorlanmadığımı sizle paylaşacağım. Bu arada videonun sonunda samimi olarak bir şey söylemek istedim arkadaşlar size. Eskiden beri bizi takip eden dostlarımız biliyorlardır ama özellikle yeni dostlar için, yeni tanıştığımız arkadaşlar için bunu söylüyorum. Burası bir bilgi kanalı değil, bilgi YouTube kanalı değil. Benim sosyal medyada sahip olduğum hiçbir hesap bilgi hesabı değil. Ben size buradan bilgiler aktarmaya çalışmıyorum. Bir farkındalık aktarmaya çalışıyorum. Yani buradaki amacım Yarın unutacağınız bilgileri size aktarmak değil. Yarınımızı, geleceğimizi kurtaracak bir kişiliğe, karaktere, farkındalığa, zihin yapısına sahip olmaya çalışmak. Beni anladığınız için burada gerçekten bir bakın YouTube kanalları içinde. Gerçekten çok kaliteli bir aile olduğumuz için her şey için çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız. Nedense böyle bir şey söylemek istedim. Birkaç gün sonra yeni bir videoda görüşmek üzere. Ne için varsanız devamını aşağıya yazın. Try now, then maybe we'll find. Out.